Trabzonspor taraftarının günlerden bu yana gerçekleştirdiği bir eylem. 8 günden bu yana devam ediyor. Bu haberi habertse.com'dan okuyacağım. Trabzon meydanında 8 gündür gerçekleşen eylemde çok ses getirecek protestolara imza atılmasına rağmen ulusal medyanın görmezden gelmesi taraftarları harekete geçirdi. Trabzonsporlu taraftarlar Erdoğan Arıkan'ın "Sesimiz ol Erdoğan abi" yazılı pankartıyla eyleme devam ediyorlar. Haberi yapılmış. Bu pankartı da şimdi ekranlara getirelim. Neymiş bu pankart ve Trabzon'daki eylem neymiş, onu da ben hemen aktarayım izleyicilerimize. Trabzonsporlu taraftarlar 6222 yasası adil değil ve bu yasa adil uygulanmıyor. Fernandes'e tekme atan adamla havaalanında toplu tezahürat ederken içinde çok basit bir küfür eden. Arkadaşlar o pankart yok mu elimizde? Getirelim ekranlara onu. Cezalandırılsın. Ama herkes adil olsun. Türkiye'de en az küfürü bizim tribünlerimiz ediyor. En çok cezayı Trabzon tribünleri yiyor şeklinde protestoları var. Bunun dışında şike süreciyle ilgili 8 günden bu yana protestolar var. Dünya Türkleri çılgın bilirdi, şikeci değil yazılı pankartlar asılmış. Emniyet yakından takip ediyor ama eylem çok centilmence devam ettiği için de herhangi bir müdahale yok. Bu eylemlerin bir de görüntüleri vardı elimizde arkadaşlar. Onları da verelim. Bu arada resim de çok güzel olmuş. Cuma. Evet, benim medyada dolaşan resimlerimden birini çok da güzel resmetmişler. Evet. Arkadaşlar. Cuma günü verdiğimiz görüntüleri bir daha ekranlara getirelim. Bu arada o detayı ben bir verebilir miyim? Çünkü arkadaşlarla bugünden beri devamlı konuşuyoruz o konuda. Hani yanlış bilgi vermeyelim diye. Evet. Şimdi ortada bir futbol maçı yok. Savunmak için söylemiyorum asla. Evet. Bilir. O görüntülerin üzerine anlat bize bunları Barış. İşte Cuma'dan beri ekranlara getirdiğimiz görüntüler. Evet. Şimdi ortada bir futbol maçı yok. Ortada bir başka takım da yok. Yani hani havaalanına bir takım gelir, ona karşı bir tepki olur. Hani o da yok. Sadece Trabzonspor Başkanı havaalanına geliyor. Havaalanında Trabzonspor taraftarları, bir grup taraftar başkanı karşılıyorlar. Oradan birkaç kişi nahoş ama çok ağır küfürler değil. Yani yine söylüyorum ısrarla, biz bunları savunacak değiliz. Hakarete varan bir şarkı sözü besleniyorlar. Bunu söylüyorlar ve oradan gelen bir ceza bu. Şimdi deniliyor ki, tekrar söylüyorum, yani başkanlar, taraftar grubu başkanları ceza alan iki arkadaş diyor ki biz ceza alalım ve biz örnek olalım bu gençlere. Bakın biz hata yaptık, alalım. Ama biz sahaya giren adam, oyuncuya vuran, maçı iptal ettiren adamlarla aynı derecede ceza almamalıyız. Bu adil değil. Para cezası olur, işte birkaç ay sahaya girmeme olur ama benle aynı diyor. Adam sahaya girdi, oyuncuya tekme atıyor diyor. Allah korusun, başka bir şey de yapabiliriz. Biz bununla aynı kefeye koyuluyoruz diyor. Bunu eleştiriyorlar. Biz de ekranlara getirdik. Eğer bu konuda yapılacak bir şey varsa da yetkililere buradan sesleniyoruz. Lütfen bunu bir kez daha gözden geçirsinler. Ayrıca buradan ulusal medyaya da duyurmuş olalım. Trabzon'da her gün bu eylemler yapılıyor ve bunların haber değeri de var. Bunları da ekranlara getirmek bizim görevimiz, tıpkı Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a geldiğini gösterdiğimiz gibi. Peki Barış, teşekkür ederiz. Trabzon, Trabzonspor'dan haberler 7 gün 24 saat bu adreste habertse.com. Trabzon bu adresten takip edilir. habertse.com